Efendim mutlu akşamlar. 24 Ağustos Perşembe TV Yüz Ana Haber'de sizlerle birlikteyiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarını, son dakika bilgilerini aktaracağız, paylaşacağız. Bugün özellikle AK Parti açısından oldukça hareketli bir gündü. AK Parti'nin 22. yıl kutlamalarının finali bu akşam Ankara Ato Kongre Merkezi'nde görkemli bir törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları önümüzdeki yerel seçimlere yönelikti ağırlıklı olarak. Ancak geçtiğimiz seçime ilişkinde lafını esirgemedi. Rakibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için girdiği 13 seçimin 13'ünü de kaybetti. Onurluca geri çekilmeyi dahi beceremedi ifadesini kullandı. Kapılarının tüm Türkiye'ye açık olduğunu ifade etti, söyledi. Yerel seçimlerde de İstanbul ve Ankara için özel bir çağrısı vardı. Bakınız bu zat girdiği 13 seçimin 13'ünü de kaybetti. Her seçim öncesinde çeşitli oy oranları vererek şayet bunları alamazsa istifa edeceğini, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmayacağını söyledi. Ama hiçbir zaman sözünün eğri olmadığı, onurluca geri çekilmeyi dahi beceremedi. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açıktır. 7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel yönetim seçimlerinde zafere koşmaya var mıyız? Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Kapı kapı ana kademe, kadın kolları ve gençler dolaşacağız. İşte İstanbul'un hali ortada. Ankara'nın hali ortada. İzmir'i zaten konuşmama gerek yok. Mersin ortada. Adana ortada. İşte buraları pırıl pırıl yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır. AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünde partililer şarkılara doydu. Adeta bir konser havası vardı. Bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan tüm şarkılar sahnede seslendirildi. Cengiz Kurtoğlu'ndan Uğur Işıl'a, Kibariye'den Amerikalı şarkıcı Della Miles'a sanatçılar tek tek sahneye çıktı. Sahnede Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a gönderdiği bir jeste dikkat çekti. İşte Ato Kongre Merkezi'nden izlenimler. Yine duyanlara, duymayanlara dedi. Seçim döneminde meydanlarda söylediği şarkıyı sahnede Cengiz Kurtoğlu ile birlikte seslendirdi. AK Parti 22. yaşını Ato Kongre Merkezi'nde coşkuyla kutladı. Şarkılar hep Erdoğan için söylendi. Kibariye ile Amerikalı şarkıcı Della Miles'ın Umutlar Seninle şarkısına yaptığı düete Erdoğan çifti de oturdukları yerden eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanım, yengecim Emine Hanım, hoş geldin, kurban olayım ben. Thank you. Teşekkürler. Seni seviyorum. Biz de seni seviyoruz anacığım. Canım kanım. Tefo ve Seko'nun Doğru Zaman, Doğru Adam'la Devam rap şarkısı da salonu coşturdu. Türkiye 100 yılı milletin yılı. Yarın neylemen şimdi vakti. Recep Tayyip Erdoğan. Kutlamanın sloganı AK Parti henüz 22 yaşında. Doğrular için hep iş başındaydı. Sahnede dikkat çeken bir ayrıntı da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gönderdiği Türk bayraklı çiçek aranjmanıydı. Üstünde 1071 Malazgirt zaferinin anısına 1071 adet kırmızı, beyaz gül ve karanfillerle AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü için 22 dal beyaz orkide vardı. Ve Türkiye'nin 100. yılı için 100 adet Atatürk'ün en sevdiği çiçek Kasımpatı konulmuştu. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Yüzyılı şarkısından sonra sahne Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cengiz Kurtoğlu'na bırakıldı. İkili seçim meydanlarına damgasını vuran şarkıyı yine birlikte seslendirdiler. Büyük alkış aldılar. Duyma,
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kutlama programının hemen öncesinde il başkanları toplantısında kürsüdeydi. Orada emeklilere ve ekonomiye ilişkin çok kritik mesajlar verdi. Emekli maaşlarına zam konusunda yıl sonuna kadar gerekli adımları atacağız sözünü verirken enflasyonla mücadele vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Aylıklarına iyileştirme bekleyen milyonlarca emekliye bu sözlerle seslendi. Gereken düzenlemenin yapılacağını söyledi. Konuşmasının büyük bölümünde enflasyona ilişkin önemli mesajları vardı. Enflasyonun insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Ekonomi başlıklarının ardından sözü muhalefete getirdi. Koltuklarını terk edemiyorlar. En azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar. Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Eleştirilerinin odağında altılı masa, hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Muhalefet cephesindeki pazarlık tartışmalarını sert sözlerle eleştirdi. Hepsinin toplam oyu %1 bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Ortak listeden seçimlere giren partilerin aldığı oy oranına dikkati çekti Erdoğan. İsim vermeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e kutu kola benzetmesi üzerinden yüklendi. Milletin ferasetini hafife alanların milli iradeye, affedersiniz, kutu kola muamelesi yapan edepsizlerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. Yeni ekonomi yönetimi 3. ayında beklentileri 3'e katlamış durumda. 750 baz puanlık bir faiz artışına imza attı Merkez Bankası. Politika faizi %25'e yükseldi. Son 4 yılın zirvesi anlamına geliyor bu tablo. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararlıyız, fiyat istikrarı önceliğimiz sözleriyle yorumladı bu kararı. Yeni ekonomi yönetimi hızlı vites yükseltti. Üst üste 3. artış kararına imza attı. Piyasaların bile beklentisini 3'e katladı. Politika faizi 750 baz puan birden arttı. %25'e yükseldi. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti faizin %20'ye çıkarılması yönündeydi. Ters köşe yapan kararın altında para politikası kurulunun imzası var. Seçimlerin ardından değişen ekonomi yönetimi faizi %8,50 ile devraldı. Şubat'tan Haziran'a kadar bu oranda sabit kalan politika faizi ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan'ın direksiyona geçmesiyle ardışık yükselişine başladı. Son 3 ayda toplam %16,50 oranında artış yapıldı. Piyasa beklentilerinin 3 katı olan bu adım yeni başkan yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın katıldığı ilk para politikası kurulu toplantısında atıldı. Merkez Bankası enflasyonda öngörülenin üzerinde bozulma yaşandığına dikkat çekti. Bunun gerekçesi olarak ücret ve kur kaynaklı baskılar, vergi düzenlemeleri ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı işaret etti. Karar metninde politika faizinin enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak şekilde belirleneceğinin altı çizildi. Belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaşmanın kademeli olarak devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınan kararı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Sadece iki cümle kurdu Bakan Şimşek. Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz dedi. Beklentileri aşan faiz artışı dövizin de ateşini düşürdü. Dolar ve Euro'da %2'ye yakın değer kaybı yaşandı. 27 lira 27 kuruş seviyesini gören dolar kararın ardından 26 lira 25 kuruş seviyesine geriledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak ziyaretinin ikinci gününde Erbil'deydi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi ve net konuştu. Şu anda Irak'ta PKK terörü kendini gizliyor. Bu virüsü Irak'tan hep birlikte temizleyeceğiz ifadesini kullandı. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak Irak'a ilk kez yaptığı ziyaret sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk gün Bağdat'ta bulunduğu temasların ardından Erbil'e geçti. Fidan burada Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. İkilinin görüşmesi Barzani'nin Erbil'deki başkanlık konutunda gerçekleşti. Fidan ardından Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanındaki işbirliği için Mesrur Barzani'ye teşekkür etti. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Fidan, Türkiye'nin bu konuda önemli ölçüde yol kat ettiğini vurguladı. Terör belasından kurtulmak için yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi. Gerek Bağdat yönetimi, gerek Erbil yönetimi PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir sonraki görüşmesi KDP Başkanı Mesut Barzani ileydi. İkili görüşmede bölgesel sorunları ele aldı. Yevgeni Prigojin, paralı asker ordusu Wagner'in başındaki isim. Şu anki duruma baktığımızda isimdi. Geçtiğimiz iki aylık periyotta en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Ve dün biz de haber bültenindeyken bir anda bir iddia ortaya atıldı. Putin'e karşı iki ay önce de isyan bayrağı çekmişti kendisi. Bir nevi darbe girişiminde de bulunmuştu. Putin o girişimi affetti ama ihaneti affetmem sözü akıllardaydı. Çok beklemekte gerekmedi. Prigojin'in içinde bulunduğu özel uçak Moskova'da düştü. Rus Havacılık Ajansı öldüğünü doğruladı. İddialara göre uçak Rus hava savunma sistemi tarafından vuruldu ama kaza mı, suikast mı o şimdilik belirsiz. Putin'den açıklama bekleniyordu bu konuya ilişkin. Putin şüpheli ölümün ardından ilk kez konuştu. Prigojin ailesine başsağlığı diledi ve ekledi. İyi bir iş insanıydı. Ülkesinin yönetimine isyan bayrağı açan, halkı silahlanıp sokağa çağıran ve Rusya'nın iç savaşa sürüklenmesine ramak kalan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri öldü. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeni Prigojin'e ait Embraer Erj 135 BJ tipi özel jet dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan St. Petersburg'a gitmek için havalandı. Prigojin'i taşıyan özel jet Tver bölgesinde düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da uçağın kalkıştan yarım saat sonra düştüğünü bildirdi. Kazada Prigojin, 3'ü pilot olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından Prigojin'in ölüm haberi uzun süre doğrulanmadı. Ancak Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yolcu listesinde Evgeni Prigojin'in adı ve soyadı var. Açıklamasının gelmesiyle Wagner liderinin ölümü resmi olarak duyurulmuş oldu. Wagner bağlantılı sosyal medya hesabı da Prigojin'in öldüğünü açıkladı. Mesajda "O bir kahramandı, hainler yüzünden öldü" denildi. Wagner merkezindeki ışıkların da haç şeklinde aydınlatıldığı görüldü. Rusya lideri Putin, uçak düştüğü sırada Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 80. yıl dönümü kutlamaları için Kursk'taydı. Putin kazaya dair yorumda bulunmadı. Prigojin'in ölümü üzerine Amerikan Başkanı Joe Biden'dan açıklama gecikmedi. Biden, olayın arkasında Putin'in olduğuna inandığını söyledi. Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı pek bir şey yoktur dedi. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Wagner lideri Prigojin aktif rol almıştı. Putin'e yakınlığıyla tanınan Prigojin 24 Haziran'da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Rusya'nın güneyindeki Rostov'dan başkent Moskova'ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Halkı silahlanarak sokağa çıkmaya çağırmıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Rusya Genelkurmay Başkanı'nın istifasını istemişti. Ancak isyanı sadece 24 saat sürmüştü. Putin'le bir araya gelen Prigojin ve Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceği açıklanmıştı. Çanakkale'deki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. 48 saat sürdü ama o 48 saat içerisinde bölge sakinleri neler yaşadılar neler. Binlerce hektarlık alan küle döndü. Yangın köylere sıçradı. 9 köy boşaltıldı. Köylüler tahliye edildi. Ama hayvanlar o kadar şanslı değillerdi. Alevlerden kaçamayan çok sayıda hayvan öldü. Köylünün emeği alevler arasında yok oldu. Yangından etkilenen 15 kilometrelik alan havadan görüntülendi. Sadece ormanlar yok olmadı. Hayvanlar, tarım alanları, boşaltılan köy evleri, ahırlar o yangınla birlikte küle döndü. Yandı her yer, kışla yandı, ev yandı. Canımızı kurtardığımıza seviniz. Çanakkale'de merkeze bağlı Damyeri Köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın 3. gününde kontrol altına alındı. Çanakkale merkez Damyeri mevkiinde başlayan yangına karadan ve havadan çok etkin ve yoğun bir müdahale yapıldı. 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Yangın söndürüldü ancak köyleri saran alevler hem çok sayıda hayvanın ölmesine hem de maddi hasara neden oldu. 35 tane burada mıydı? Tam burada, hepsi burada. Ateş buraya geldi. Buradan burayı sıçradı ateş. Yağcılar köyünde yaşayan 66 yaşındaki Zeki Demir, alevlerin sardığı ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isterken neredeyse canından oluyordu. Biz söndürüyoruz gene yanıyor. Biz söndürüyoruz gene yanıyor. Hiç yapmıyor. Yukarıdan böyle şey yağıyor. Yağmur çıkıyor bak. Ateş. Hem yüzünde hem de ellerinde yanıklar oluşan Demir, yaşadığı korku dolu saatleri anlattı. 35 hayvandan hiçbirini kurtaramadık dedi. Ben buradan oğlakları çıkarayım diye çok uğraştım. Oğlaklar dışarı çıkmıyor. Sözün bittiği yer. Boğazımızda düğümleniyor kalıyor. Anlatıyoruz. Boğazımızda düğümleniyor. Bilmiyorum. Acımız büyük yani. Yağcılar köyünde yaşayan Basri Tezel ise yaşadığı acıyı anlatırken adeta boğazı düğümlendi. Ateşler çok hızlı geldi. Zaten ne olduğunu da anlamadık. Çok aşırı fırtına vardı. Yani hiçbir şekilde müdahale edebilecek bir şey yoktu. Anca bırakıp kaçabildik, canımızı kurtardık. O köyüne geri döndüğünde gördükleri karşısında şoka girdi. Geriye ne hediyelik eşya dükkanı ne küçükbaş hayvanları kaldı. Tabii gördüğünüz gibi her şey artık yandı, bitti, kül oldu. Herhangi bir şey kurtaramadık. Bir tornavida bile kurtaramadık. Acısı da kaybı da büyük olan Basri Tezel yaşadıklarını anlattığı sırada yangında öldüğünü sandığı kedisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarsa böyle kayıt altına alındı. Gel kızım. Gel bebeğim sen. Oh aşkım benim. Gel bebeğim. Kaç gündür bakıyordum bak. Ah canım benim. Çanakkale'deki yangın geride ağır bir bedel bıraksa da söndürüldü ama Ege'nin karşı kıyısında komşuda işler hiç iyi gitmiyor. Neredeyse bir haftadır cayır cayır yanıyor komşu. Fakat Yunanistan'da sadece ağaçlar değil, insanlık da maalesef kül olup gitti. Devlet televizyonu spikeri öyle bir yorum yaptı ki insan vicdanınız da mı acaba alevlerin arasında kaldı diye sormadan edemiyor. Yangın haberini sunuyordu spiker. O esnada çok çarpıcı bir ifade kullandı. Tek sevindirici şey, ormanda kül olan 18 mülteci dışında insanlarımızdan kimsenin ölmemesi dedi. Haliyle bu da tepki çekti. Başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde Parnita Dağı'ndaki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı. Gece havadan söndürme çalışmalarının yapılamaması nedeniyle bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar güç kazandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan havadan söndürme çalışmaları devam ederken Parnita yakınlarındaki yerleşim biriminde yaşayanların da gerektiğinde bölgeyi tahliye etmek üzere hazır olması istendi. Bölgeye giden çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. Dede Ağaç bölgesinde cumartesi günü başlayan orman yangınlarında itfaiye ekipleri 18 kişinin cesedini buldu. Yanmış halde bulunan cesetlerin mültecilere ait olduğu aktarıldı.
Yunan spiker Alexandras Duvara, RT kanalında ülkede çıkan orman yangınlarına ilişkin sunduğu haberde tek sevindirici şey Dadya ormanında hayatını kaybeden 18 kişi dışında insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır ifadelerini kullanması Yunan basınının tepkisini çekti. Yunan spikerinin açıklamaları tüyler ürpertici, akıl almaz ve utanç verici olarak değerlendirildi. Yunanistan'da 19 Ağustos'tan beri kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle onlarca yerleşim birimi tahliye edilmiş, onlarca bina yanmıştı. Orman yangınları bir yana ülkemizde bir de kendini hiç unutturmayan bir doğal afet var, o da deprem. Bu kez Malatya sallandı. Sabah saat 8.35'te 5 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Haliyle büyük panik yaşandı bölgede. Malatyalılar kendilerini sokağa nasıl atacaklarını bilemedi. Kimi kafede, kimi markette depreme yakalandı. Evde yakalananlarsa kendini sokağa attı. Deprem kendisini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 8.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi. Depremin etkisiyle vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hemen sonrasında saha tarama çalışmaları başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 8.35'te 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar ağır ve orta hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıldı. Küresel ısınma, beklediğimiz yağışların özellikle kışın gelmemesi ve yazında çok çarpıcı bir tabloyla karşı karşıya kalmamız. Eyyam-ı Bahır sıcakları, Afrika sıcakları, Basra sıcakları derken Türkiye'de durum pek iç açıcı gözükmüyor su noktasında. İstanbul'da içme suyu sağlayan Sazlıdere Barajı'ndaki son görüntü. Hem kahretti hem de görenleri endişelendirmiş durumda. Su seviyesi 15.4'e kadar geriledi. Barajın etrafı adeta bataklığa dönmüş halde. Suların çekilmesiyle deniz kabukları da gün yüzüne çıktı. Bulunduğumuz yere bakıyorum da resmen bir taraftan da böyle batıyormuş gibi ama burası bildiğimiz barajdı yani. Barajdı, göldü, suydu. Bazı yerlerde balçık oluştu. Bazı yerlerde toprak ıslak bile değildi. Toprak artık kupkuru. Suyun olduğu yerlerde ise dibi göründü. Ciddi anlamda su çekilmiş. İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası ve buharlaşma en çok barajlardaki su seviyesini etkiledi. Korkutan görüntüler meydana geldi. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan biri olan Sazlıdere'de su seviyesi 15.4 olarak kayıtlara geçti. Burası Sazlıdere Barajı. Şu anda rahatça yürüdüğüm yer barajın tam da içiydi. Hatta geçtiğimiz yıllarda boyumu aşan su vardı. Şimdi o manzaradan geriye ise kurak toprak görüntüsü kaldı. Siz hep gelir misiniz buraya? Yani 15-20 günde bir, en kötü aylık geliyorum. Aracımla gelemiyordum. Burada yol yoktu. Bu taraftan 500 metre, 300 metre ileriye kadar suydu. Balık tutmaya gelenlerin birçoğu eli boş dönmeye başladı. Barajın bir tarafında sular tamamen çekilmiş ve kurak toprak görüntüsü kalmış. Bazı yerlerinde su var ancak oraya da baktığımızda suyun dibini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Barajın eski halini düşündüğümüzde burası ise kıyı kısmı. Biraz önce iç taraflara baktığımızda toprak balçık haldeydi. Ancak kıyılara geldiğimizde ise tam tersi bir durum var. Öyle ki toprak artık kupkuru, öyle görünüyor ki sular metrelerce alta indi. Tabii bir kısmı da sıcaktan buharlaştı. Şöyle bir baktığımda mesela deniz kabuklarını bile görüyorum şöyle bulunduğumuz yerde. Evet, evet. Yani bunları görme şansımız da yoktu. Ciddi anlamda sıkıntı yaşamışız.
Dolandırıcılar her geçen gün kendilerine yeni yöntemler bulmaya çalışıyorlar. Son popüler yöntemleri gerçek parayla sahte parayı birleştirmek. Yarısı sahte paranın yarısı gerçek. ATM'ler bile o aradaki farkı anlayamıyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise şüphelileri ATM kamerasından tespit ettiler. Ardından da kıskıvrak yakaladılar. Gerçekle sahtesini birleştirdiler, ellerindeki parayı ikiye katladılar. ATM'ye dadanan dolandırıcılar on binlerce liralık vurgun yaptılar. Pes artık dedirten olay İstanbul'da yaşandı. Dolandırıcılar gerçek 100 lirayı ortasından kesti. Orijinal paranın yarısını sahtesiyle bantladı. Şüpheliler ATM'nin yolunu tuttu. Yarısı orijinal, yarısı sahte olan parayı ATM'ye yatırdı. ATM paranın geçersiz olduğunu algılayamadı. Şüpheliler bu yöntemle ellerindeki parayı ikiye katladı. Yakalanmamak için farklı ilçelerdeki ATM'leri kullandılar. Tanınmamak için yüzlerini kapatmaya çalıştılar. Durumu fark eden banka olayı polise bildirdi. Polis ekipleri hemen harekete geçti. Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri şüphelileri ATM kamerasından tespit etti. Ardından da kıskıvrak yakaladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada 10 binlerce liralık geçersiz para çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle on binlerce liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkmak için adliyeye sevk edildi. Ankara'da bir eğlence mekanı önünde 5 kadını saldırıya uğradı. Onları döven 3 saldırgandan ikisi polis, biri de bekçiydi. Kadınları sokak ortasında döven emniyet personellerine kimse dur diyemedi ama o şiddet yanlarına kalmadı. Olay yerine giden ekipler o polisleri ve bekçiyi gözaltına aldı. Polis. Yerde tekmelediler, saçlarından tuttular, savurdular, yumrukladılar. İki polis ve bir bekçi kadınlara sokak ortasında dayak attı. Bu görüntüler ortaya çıkınca emniyet ayağa kalktı. Üçü de gözaltına alındı. Görüntülerin adresi Ankara'da bir eğlence mekanının hemen önü. Beş kadın kulüpten çıktı, iki polis ve bekçi onlara sataştı. Emniyetin açıklamasına göre alkollülerdi. Kadınlar alttan almadı, kavga çıktı. Polisler ve bekçi kadınlara dayak atmaya başladı. Kimse onları durdurmadı. Kadınlar kendini korudukça şiddetin dozu daha da arttı. O şiddet dakikalarca devam etti. En sonunda polislerden biri beylik silahıyla ateşte açtı. Bunlar kim ya? Polis. İhbarla polisler olay yerine geldi. Sivil kıyafetli meslektaşlarını ve bekçiyi onlar yakaladı. Kadınları döven 3 emniyet personeli gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatıldı. Üçü de açığa alındı. İstanbul Esenler'de bir markette gergin anlar vardı. Kapanış saati tartışmasında kadın müşteri kasiyerlerden birine yumrukla saldırdı. Kasiyer neye uğradığını şaşırdı. Seni de çekiyorum. Cimeri şikayet edeceğim çünkü. Kasiyerlerden biriyle tartıştı, diğerini yumrukladı. Burası Esenler'de bir market. Taraflardan biri kasiyer, diğeri kadın müşteri. Tartışmalarının nedeni ise marketin kapanış saati. Şimdi benim 7 dakikam var. Sen bana böyle abuk subuk hareketler yapıyorsun. Ben haklandım. Şunu haklandım oldu. Sen neysin? Kasiyer kapattık dedi. Müşteri daha vaktinin olduğunu söyledi. Ben buna kamera kaydını da alırım. Sen merak etme. Alırım.
yaptığım şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O zaman kapıyı kilitleyecekti kardeşim. Tartışma da bitmek bilmedi. Kendi söylüyorsun 4-5 senedir. Fişini ver. Çekmedi. Fişini ver. Çekmedi. Niye çekmedi? Becerememişsin. Al çek. Bırakıyorum ya. Bırakmıyorum. Kasiyerlerden biriyle tartışan kadın diğerini yumrukladı. Kasiyer darp raporu aldı. İki taraf da karakola gitti. Birbirinden şikayetçi oldu. İstanbul Gazi Osman Paşa'da aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi. Önce tartışma çıktı, ardından da söz bitti. Silahlar konuştu. Daha çocuk yaştaki şüpheliler sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaşları küçük iki husumetli grup sokakta karşılaşınca tansiyon yükseldi, silahlar çekildi. Olay gece saatlerinde Gazi Osman Paşa Yeni Mahallede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi. Yaşları küçük olan iki grup sözlü tartışmaya girdi. Tansiyon kısa sürede yükselince ortalık birden karıştı. Üç kişi birden silahına davrandı. Motosiklet üzerindeki iki kişiye defalarca ateş etti. Motorla kaçmaya çalışan gençlerden biri yaralandı. Olay sonrası yaya grubu olay yerinden uzaklaştı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Elazığ'da bir halk otobüsündeki yolcular ölümün kıyısından döndü adeta. Son sürat ters şeritte giden bir cip otobüse çarptı. Oturacak boş bir koltuk arıyordu. Ters şerite giren cip otobüse çarptı. Kadın yolcu ölümle burun buruna geldi. Facia teğet geçti. Aman korkma, 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 korkma. Görüntüler Elazığ'da bir halk otobüsünden. Şoför de, yolcular da birazdan olacakları tahmin bile edemezdi. Şoför ters şeritten gelen cipi fark etti, direksiyonu kırdı. Cip son sürat otobüse çarptı. Kadın yolcu neye uğradığını şaşırdı. Diğer yolcular panikle kendilerini dışarı attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ciddi. Öğrencilerin birleşip ev tutmasına alışkınız ama artan kiralar artık onları da zorlamaya başladı. Ev sahipleri de durumu fırsata çevirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Artık öğrenciler birleşip ancak bir oda kiralayabiliyor. %25 sınırına karşı kendini korumak isteyen ev sahipleri evlerini yurtlara çeviriyor kısacası. Özel yurt fiyatlarının konuşulmaya başlandığı dönemde paylaşımlı odalar öğrencilerin de işine geliyor. Üstelik sadece öğrenciler değil, çalışanlar. Onlar da bu paylaşımlı odaları tercih ediyorlar. Artık ev değil, oda değil, yatak kiralanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Otomatikman kira getirin iki ya da üçe katlayıp buradan bir ticarethaneye dönüştürmüş oluyor aslında baktığımız zaman. Ev sahipleri %25 sınırını aşabilmek için yeni sistemler denemeye devam ediyor. Paylaşımlı ev ilanlarını görmüştük ancak şimdi paylaşımlı odalar çıktı. Yani bir oda 4 ya da 5 kişiye kiralanabiliyor. Artan fahiş kiralar nedeniyle öğrenciler ev kiralayamayınca oda kiralamaya, daha sonrasında da yatak kiralamaya yöneldiler. Gelen elektrik, doğalgaz, su faturalarını da bazıları kiraya yansıtmaktadır. Üniversitelerin açılmasına da çok az bir zaman kaldı. Öğrencilerin yurt problemi aslında aşikar. Şimdi işte bu paylaşımlı odalar öğrencilerin yurt problemlerini de gideriyor. Ancak sadece öğrenciler değil, çalışanlar da bu paylaşımlı odaları tercih ediyor. Daha çok bekar bay ve bayanlar sağlık ve kamu personelleri de tercih etmektedirler. Kadıköy'de 3 kişilik bir odada kişi başı 3000 ile 4000 TL öğrenciden, kişiden kira getirisi elde ederken sen yurt avcılar tarafına geçtiği zaman 1000 ila 2000 TL kişi başı öğrenciden ya da kişiden kira getirisi elde ediyor. Ev sahipleri sistemden memnun. Yurt problemi yaşayan öğrencilere evlerinin odalarını açıyorlar. Tabii amaç daha fazla gelir. İlan sayısı da oldukça fazla. Ancak akla takılan sorular da yok değil. Kiralayan kişiden depozito istiyor. Diğerlerinden, diğer ranza ve yatağı kiralayandan da bir miktar, küçük miktar depozito alarak devam ediyor. Evet, öğrenciler işte böyle ekrana gelen yöntemleri arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan da yurtlara yerleşmeye çalışanlar var. Üniversitelerin açılmasında az bir zaman kala Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni ücretleri güncelleyerek belirledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda
En ucuz barınma 345 lira. Bazı yurtlar yarı özel olarak geçiyor. Onlar da en yüksek fiyat 570 lira oldu. Gelecekleri için ilk adımı attılar. Şimdi de hayallerini gerçekleştirmek için yola koyuluyorlar. Yüz binlerce aday artık üniversiteli. Kayıt dönemi yaklaşırken kalacak yer arayışları hız kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının fiyatları da belli oldu. 6 yurt tipinde fiyatlar 345 lira ila 570 lira arasında değişiyor. Türler odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet, banyo barındırması gibi seçeneklere göre belirleniyor. Yeni dönemde en ucuz yurt olan tip 1'lerin fiyatı 345 lira olacak. Burada kalacak öğrenciler 855 lira depozito ödeyecek. Tip 2'ler için bu tutar 405 lira olacak. Depozito ise 1020 lira olarak belirlendi. Tip 3 yurtların ücretleri de tip 2 ile aynı. Oda ücreti 405 lira, depozitosu 1020 lira. Tip 4'lerin tutarı 480 lira, depozitoda 1110 lira olarak alınacak. En yüksek tutarlı yurtlar tip 5 ve tip 6'lar. Tip 5'lere bu yıl 510 lira ödenecek. Depozito 1200 lira olacak. Tip 6'ların ücreti 570 lira olarak belirlendi. Depozitosu da 1365 lira. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KYK yurdu hizmetinden faydalanacaklarsa aylık 750 lira ödeyecek. Depozito tutarı 1620 lira olacak. KYK yurtlarında tuvalet banyosu katlarda ortak kullanılan 6 kişilik odaların ücreti daha düşük oluyor. Yeni binalarda tuvalet ve banyosu içinde bulunan 2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek belirleniyor. Ve ev sahibi kiracı problemi. Anlaşmazlıklar hiç olmadığı kadar fazla, özellikle son 2 yıldır. Mahkemelerde hakimlerin önünde dosyalar dağ gibi birikmiş, yığılmış durumda. Üstelik karara bağlamak da kolay olmuyor. Bu sorunu çözmek için yeni bir yönteme gidiliyor. Görevlendirildi arabulucular. 1 Eylül'de işbaşı yapacaklar. Fakat mahkemelik olan kavgaların bile ancak %15'i çözülebiliyor. Bu durum göz önüne alındığında arabuluculuk dertlere derman olacak mı? Bu sorunlar mahkemeye gitmeden çözülecek mi? Dava konusu olmadan iki taraf uzlaşacak mı? Bu soru gündeme geliyor. Hukukçuların çoğu pek iyimser değil. Ev sahibiyle aranız nasıl? Berbat. Hiç olmadığı kadar ikili ilişkilerin bozulduğu bir dönemdeyiz. Mal sahipleri bekledikleri kiraları kiracılarından alamıyor ve onları tahliye edemiyorlar. Son 6 ayda açılan kira tespit davaları sayısının yaklaşık 80 bin, 85 bin. 1 Eylül itibariyle arabulucuya müracaat etmek zorunda. Yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Artık kira anlaşmazlıklarında hemen mahkemeye gitmek yok. Önce arabulucunun kapısı çalınacak, sonra dava yoluna gidilecek. Kiracılar da kira bedelinin uyarlanması davası açılması için ve bu konuda talepleri varsa onlar da arabulucuya müracaat etmek zorunda. Mahkemelerin yükü biraz daha azalır mı? Ben azalacağını düşünüyorum. Buçuk liraydı kiramız. 15 bin lira istiyor. Biz de veremiyoruz. Arabuluculuğa gitmeyi deneyeceğiz sanırım ama bu sefer de evi satıyorlar. Duruşma günü yaklaşık bir yıl sonraya ilk duruşma günü veriliyor. Duruşmanın 3 Nisan 2024 günü saat 9.55'e bırakılmasına denilmiş. Özellikle sulh hukuk mahkemeleri kilit durumda. Adliyelerdeki arabuluculuk merkezleri var. Müracaat ücretsiz. Taraflar anlaşırlarsa bu sefer arabuluculuk uzlaşma tutanağı düzenleniyor. Örneğin arabulucuya gidildi ancak kiracı ya da ev sahibi anlaşamadılar. Bu durumda dava açıldığında davayı kaybeden taraf ödeyecek masrafları. Davalık bir durumum olmadı benim henüz ama olmayacak anlamına da gelmedi. 2 yaşındaki yamaç bebek. Mucizenin adı oldu. Dışarıda oynarken sondaj kuyusuna düştü. Annesi korkuların en büyüğünü yaşadı. Dışarıda ölüp ölüp dirildi. Ekipler 5 saatlik çabanın ardından o kuyudan yamaçı sağ salim çıkarmayı başardı. Dünyalar da mucize haberi bekleyen annenin oldu.
Bak kim var? Sağlık görevlileri nerede? Kuyudaki evladı kurtarılmayı, dışarıdaki anne de mucizeyi bekledi. Umutlarının tükendiği anda evladına kavuştu. 2 yaşındaki Yamaç Isparta'da dışarıda oynuyordu. 10 metrelik sondaj kuyusuna düştü. Ekipler harekete geçti. Gündüz geceye döndü. Anne o kuyunun başında gözyaşlarıyla iyi haberi bekledi. 5. saatin sonunda Yamaç'a ulaşıldı. Ekiplerin kucağında çıkarıldı düştüğü kuyudan. Çok üşümüş, çok korkmuştu. Anne Fatma Nur Metin'in korkusu yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı. Anne bak baban da geldi. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu iyi. İstanbul Sultanbeyli'de bir tırdan yola mazot döküldü. Yol buz pistine döndü. Araçlar kaymaya başladı. Olası bir facia da çok ucuz atlatıldı. Frene basan kaydı. Kazadan kaçamadı. Bisikletli bu genç de ölümün kıyısından döndü. İstanbul Sultanbeyli'de bir tırdan yola mazot döküldü. Yolda kayan araçlar sürüklenmeye başladı. Minibüsteki yolcular da, bisikletli genç de çok ucuz kurtuldu. Yoldan geçenleri durdurmaya çalıştık, müdahale etmeye çalıştık. Yoldan mazot olduğundan dolayı haberdar etmeye çalıştık kendilerine. Çalıştılar ama başaramadılar. Mazot dökülen yolda kazalar da peş peşe geldi. Yere mazot dökülmüş. 5-6 araç birbirine girdi. Sadece minibüs şoförleri değil, motorcular da kazadan kaçamadı. Bir saat sonra ekipler olay yerine geldi, yolda önlem alındı. Kazalar da bir can kaybı olmadan öyle sonlandı. Esenyurt'ta taciz iddiası linç girişimiyle bitti. Telefonla arayarak kadınların hayatını kabusa çeviren adam tuzağa düştü. İki genç sokak ortasında ozanlıya dayak attı. Saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şah damarını kesmişler. Tuzağa gittiğinden habersizdi. Taciz ettiği kadın buluşalım deyince bir an bile düşünmedi. Karşısına bu iki genç çıktı, bir araba dayak attı. Adres Esenyurt. Hedefteki adam kadını telefonla arayarak rahatsız ediyordu. Kadın durumu yakınlarına anlattı. Bir plan yaptılar. Kadın adamla buluştu. Yakınları da yanındaydı. Sokak ortasında adamı dövmeye başladılar. Adam kanlar içinde yere yığıldı. Tekmelerin, yumrukların ardı arkası kesilmedi. Kadın da adamın telefonunu parçaladı. Tekme üstüne tekme attılar. Gözleri dönmüştü. Kanlar içinde kalan adama çevredekiler yardım etti. Zeki bastırma. Adam hastaneye kaldırıldı. Darp edenlerse kayıplara karıştı. Savunma sanayinde bir eşik daha aşılacak aslında. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek olan insansız hava aracı TB3'ün ilk uçuşu için gün saydığını söyledi. İnsansız savaş uçağı Kızıl Elma içinse 2024'ü işaret etti. Dünyada kısa pistli gemilere konuştu. İlk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3 ilk uçuşu için gün sayıyor. Türkiye'nin gökyüzündeki gururu insansız hava araçları. Her biri uluslararası savaş ve çatışma alanlarında kendini ispatladı. Dünyanın gözü ise katlanır, kanatlı ve kısa mesafe iniş kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3'ün üzerinde. Tabii ilk uçuşla bitmiyor. Ondan sonra gemiye TCG Anadolu'ya inip kalkması gerekiyor. Bizler azami gayretle ilk uçuşa ve sonraki aşamalarını hazırlıyoruz Bayraktar TB3'ü. Kızıl Elma'nın da geliştirme faaliyetleri devam ediyor. İnşallah 2024'te üretime
hazır hale gelmiş olacak ve üretime başlayacağız. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, heyecanla beklenen insansız savaş uçağı Kızıl Elma için 2024 yılını işaret etti. Tuz Gölü'nde düzenlenen Teknofest roket yarışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la birlikte takip etti. Sadece Avrupa yapar, Batı yapar düşüncesiyle büyüdük. Teknofest'i de ilk kurguladığımızda acaba milletimiz teveccüh eder mi? Soru işareti vardı. 2023'te dünyanın açık ara en büyük teknoloji etkinliği oldu. Dev organizasyona 30 Ağustos'tan itibaren Ankara ev sahipliği yapacak. Bayraktar, Teknofest'in yeni ufuklar açmaya devam edeceğini vurguladı. Biz aslında bir kıvılcım yaktık. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Tüm diğer sivil alanlarda da bunu başarması gerekiyor. Onları da burada gördüğümüz genç kardeşlerimiz başaracak. Teknofest, Teknofest, sağım solum Teknofest. Sırada dünyadan kameralara yansıyan sıra dışı ve sarsıcı anlar var. Festival sırasında nehirde eğlenen gençlerin üstüne asma köprü çöktü. Köprünün üstündekiler metrelerce yüksekten düştü. Alttakiler de kaçacak vakit bulamadı. Kabus gibi anlarda 32 kişi yaralandı. Yol kenarındaki kamyonet ne sinyal verdi ne de şerit dinledi. Bir anda yola çıktı. Arkadan gelen genç duramadı. Feci şekilde yaralandı. Kaldırıldığı hastanede de hayata tutunamadı. Ailenin kahvaltı keyfi işte böyle bölündü. Masada oturdukları sırada büyük bir gürültü duyuldu. Bahçedeki ağaç damın üstüne devrildi. Neyse ki o anlarda yüzleri dışarı dönüktü. Ne olduğunu anlayıp kaçacak zamanları oldu. Kimse yaralanmadı. Uyuşturucu çetesinin tetikçileri önce kayda girdi, ardından da gece kulübünde katliam yaptı. Rakip çetenin adamlarına kurşun yağdırdıkları o anlarda büyük panik çıktı. 4 kişi vuran saldırganlar ellerini kollarını sallayarak çıktı. Katliam anını da sosyal medyada paylaştı. Polis şimdi her yerde peşlerinde. Gece kulübünün otoparkında kavga çıktı. Saçlarından yakalanan bu kadın fırsatını bulduğu anda çantasına uzandı, silaha sarıldı. Kavga ettiği kadını acımadan vurdu. Yerde yatarken bile ateş etti. O anlarda 4 kişi yaralandı. Polis bu görüntülerden yola çıktı. Dehşet saçan kadını yakaladı. Sıradan bir trafik çevirmesi çatışmaya döndü. Polisin durdurduğu şüpheli tutuklanacağını anlayınca kaçmaya başladı. Kaçarken belindeki silahını çıkarınca da kurşun yağmuruna tutuldu. Birkaç adım sonra yere yığıldı. Yaralı olarak ele geçirildi. Stop it, drop it. 10:33. Let me see your... Bir diğer noktada ekipler arkadaşını bıçakla yaralayan adamın peşine düştü. Çalılıkların arasında yatarken buldu. Ama adam teslim olacağına sehpa üstündeki kovayla polise saldırdı. Polis önce şok tabancasına sarıldı ama şüpheli durmadı. Bunun üstüne gerçek tabancayı çıkardı. Hakaretler yağdıran şüpheli önce hastaneye, ardından da hapishaneye gönderildi. Bu polis memuru da kasksız şekilde plakasız motora biniyordu. Muhabir tarafından neden böyle yaptığı sorulunca çileden çıktı. Alkollü memur etrafındakilere yumruklar savurdu. Tehdit ve hakaretler yağdırdı. Olay yerinden kaçtı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından da görevden alındı. Motorcu bomboş yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı ama elini çabuk tutamadı. Karşıdan son sürat gelen motorcuyla kafa kafaya çarpıştı. Arkasından gelen motorcu da duramadı. Zincirleme kazada 2 kişi ağır yaralandı. Benzer bir kazada 2 şeritli yolda meydana geldi. Son sürat giden motorcuların karşısına ters şeritten gelen başka bir motorcu çıktı. Talihsiz gençler tepki verecek zaman bile bulamadı. O kaza anı kameraya böyle yansıdı.
Motokurye hiç beklemediği anda kapkaç kurbanı oldu. Gido'nun yanına yerleştirdiği telefondan yola bakıyordu. Yanına yaklaşan motorcu bir anda telefonunu aldığı gibi gaza yüklendi. Talihsiz genç yarış motorunun ardından kendi skuterıyla yetişemedi. Bağcılar'da köpekler zor durumda. Nedeni ise Duman adlı bu kedi. Sokaktan geçen köpeklere korku salıyor adeta. O kadar sinirli ki Duman'ı kimse sakinleştiremedi. Ha, bu kedi de çıka geldi. Bir iki gün buna mama verdik. Galiba burayı çok sahiplendi. Şu anda alayına gider yapıyor. Hem de ne gider. Sokaktan geçen köpeklerin kabusu oldu. Adı Duman. Gözü kara Duman. Sibirya kurduna saldırdığı esnada yaklaşık 4 veya 5 kişiydik. Ayırmaya çalışıyorduk. Bağcılar'daki esnaf sokak kedilerine düzenli olarak mama veriyor. O kedilerden biri de Duman. Esnaf çok sevince sahiplendi ama sonrası pek sevimli olmadı. Sonradan bizim kedilerimize saldırmaya başladı. Yoldan geçen köpeklere saldırmaya başladı. Hiçbir dört ayaklıya tahammülü yok. Mekanın sahibi benim diyor ve hemen atağa geçiyor. Arada kalanlar da Duman'ın gazabına uğruyor. Yani o kadar sahiplendiği halde normalde yapmıyor ama o esnada çok gergindi. Elimi attığımda tırmaladı. Buraya kimseyi yaklaştırmıyor. İki ayak hariç dört ayakların hepsine gider yapıyor. Kendini halsiz hissedenler, sürekli kapalı ortamda çalışıp güneş ışığı alamayanlar, saçlarını kaybetmeye başlayanlar, birbirinden çok farklı gruplar gibi görünüyorlar fakat ortak noktaları hepsinin çareyi avuç avuç vitaminde arabası. En ufak sorunda gıda takviyelerine ya da vitaminlere dadananlara kötü bir haber var şimdi sırada. Şifa olsun diye yutulan o haplar aslında hiç masum değil. Hatta çoğu kanseri tetiklemekten tutun ölüme kadar götüren sürecin kapılarını aralıyor. Komşumuzun bana şu çok iyi geldi, ben bunu içtim, çok canlandım, çok enerjim arttı gibi size verdiği şeyi tüketmemelisiniz. Vitamin takviyesini alıyorum. Magnezyum, çinko, bütün vitaminleri. Yani genelde C vitamini ya da demir eksikliğiyle ilgili. Bana arkadaşım tavsiye etti bunu. İyi de geldi yani. Enerjim değişti falan filan. Ben de kullanmaya başladım. Gayet iyi oldu. 100 kişiye sorsak sadece ikisi kullanmaz oldu. Yani inanılmaz bir moda haline geldi. Biliyorsunuz modadan ve popüler şeylerden sağlıklı uzak durmak lazım. O moda, ayrıca takviyeler hiç de masum değiller. Uyuyan kanser hücrelerini uyandırmaya, hatta ölüme kadar götürüyor. Az önce bir hastamız geldi. Halsizliği, yorgunluğu vardı. Tetkiklerde demir eksik çıktı. Demir takviyesi yaptık. Mesela hasta kalp hastasıdır, kan sulandırıcı alıyordur. Ama kullandığınız ilacın içinde pıhtılaşma eğilim yaratan bir şey olabilir. Dolayısıyla hani kaş yapayım derken göz çıkartabilir. Kendimi iyi hissetmiyorum, biraz da halsizim diyenlerin başvurduğu ilk yöntem vitamin kullanımı. Ancak o takviyeler sizi sağlığınızdan edebilir. Ne kullanıyorsunuz? 3. Spor yaptığım için bir arkadaşım tavsiye etmiş, çok etkili diye, güç artışı. Bunlar direkt olarak kanserojendir demek mümkün değil ama vücutta çalışma sistemini olumsuz olarak etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Uzmanı uyarıyor, doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir vitamin takviyesi kullanmayın deniyor. Vücutta toksik etki yapabilecek vitaminler de var. Özellikle A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini fazla alındığında vücutta birikirler ve toksik etki, yani yan etkilere sebebiyet verirler. Dolayısıyla hani peynir ekmek yer gibi vitamin takviyesi almanın hiçbir anlamı yok. Sinop'ta can kurtaran olarak görev yapan 45 yaşındaki Ceyhun Korkut, can kurtaran tişörtü giydirdiği köpeği Buddy'yi yanından ayırmıyor. Güneşlenen ve yüzenlerin arasında gezinen Buddy, sevimli hareketleriyle plajdakilerin maskotu. Birlikte plajda dolaşıyorlar, gözetleme kulesine çıkıyorlar. Sahile gelenler ilk onu soruyor. Genelde insanlar geldiğinde herkes beni sorardı. Şu anda plajda ve kumsalda herkes ilk Buddy'yi soruyor. Onun adı Buddy. 5 yıldır Sinop'ta DSİ plajında sahibiyle birlikte can kurtaranlık yapıyor. Ben ona sadece küçükken otur kalk, al götür git gel kısımlarını öğrettim. Diğer can kurtaranlık kısmında Buddy sadece oturmuş ve beni izlemiş. Güneşlenen ve yüzenlerin arasında gezinen Buddy, sevimli hareketleriyle plajdakilerin de maskotu oldu.
Ben burada ne yapıyorsam o da beni izleyerek aynısını yapmaya başlıyor. Buddy sahibiyle birlikte plajda dolaşıyor, gözetleme kulesine çıkıyor. Sahibini botta da yalnız bırakmayan sevimli köpek, denize çekilen dubaları geçen vatandaşları gördüğünde ise havlayarak tepki veriyor. Botta birlikte açıldığımızda videoda da görüyoruz. İnsanları mantarın içine sokmak istiyor, almak istiyor. Bu akşamlık da ana haberi burada noktaladık. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.